Herkese yeniden merhaba. Bir koli açılımıyla da beraberiz. Bugün bize bkmkitap.com eşlik ediyor. Şimdi ben koliyi açtım çoktan. Çünkü o kadar çok bansılı ki eğer açmamış olsaydım yarım saat beni nasıl koliyi açtığımı izleyecektiniz. Daha doğrusu nasıl koli açılmaz. Çünkü anahtarla açtım. Böyle çok psikodelik şeylere giriştim. Şimdi şöyle açık şu anda koli. Önümde duruyor. İçerisi böyle. Ayraçlarını çıkarttım. Hemen ayraçlarıyla başlayalım diyorum. Öncelikle BKM'nin şöyle bir ayracı var. En çok ben bunu beğendim. Şöyle bayağı tatlı. Ben çok fazla ayraç kullanan bir insan değilim ama biriktirmesi hoşuma gidiyor. Sanırım 300 tane falan ayracım var. Artmaya da devam ediyorlar. Bunları da koleksiyonuma ekleyeceğim. Sonra bir de böyle bir garanti belgesi var ki BKM'den en çok sevdiğim şey bu. Öncelikle BKM kitap çok hızlı getiriyor. Benim en son alışverişimde. Yani sipariş verdim 2 gün sonra elimdeydi. Bu da bugün elimde oldu. Ki beni tanıyanlar bilir. En önemli şey hızlı gelmesidir. Yani ufak tefek çizikler olsa da kitap benim elime ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi. Yani ben bir kitap için 2 hafta beklemem. Ki BKM kitap gerçekten en hızlılardan biri bence. Bu da işte eğer kitabınızda bir sıkıntı varsa kargonuzda bu garanti belgesi bununla birlikte geri gönderebiliyorsunuz diye biliyorum. Şahsen ben hiç denemedim. Ama böyle bir garanti belgesi veriyor olmaları bence iyi bir şey. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim fakat beni tanıyanlar bilir. Böyle arada bir ki bu ayda girdim. Klasik kitap moduna giriyorum. Yani bırakıyorum bu fantastikleri bir köşeye. Şu an ışık değişiyor çünkü durandan bulutlar geçiyor. Bunun için kusura bakmayın. Bırakıyorum fantastikleri bir köşeye ve diyorum ki bu ay klasik okuyacağım. Ağustos ayı da benim klasik okuyacağım dediğim aylardan biri. Şimdi o yüzden bu kargoda sadece klasik kitaplar göreceksiniz ki özellikle Indigo'nun bastığı bu kapaklar var ya, aman Allah'ım bu kapaklar ne? Indigo ile aşk yaşıyorum. Gerçekten hem çok uygun fiyatlılar ki şu an bkmk.com'da %50 indirimdeymiş Indigo'nun bu baskıları. Bilmiyorum belki bütün Indigo indirimlidir. Ama gerçekten bu modern klasikler ve bu klasik kitapları o kadar güzel basmışlar ki inşallah çevirisi de çok iyidir. Kitapların hiçbirinde şu anda bir hasar göremiyorum ki bu da benim için bir artı. Ya hoşuma gitmiyor. Kitabın orası burası yırtık olunca kimin hoşuna gider ki? Hiç hoş olmuyor. Sen o kadar heyecanlı kargoyu bekliyorsun, alıyorsun, gelsin okuyayım diyorsun. Kapağında yırtık var. Ay, en nefret ettiğim şey. Cidden çok nefret ediyorum. Bir sonraki kitabım yine çok güzel klasikler basan bir yayın evinden. İtaki, Uğultulu Tepeler. Bu kitabı çok uzun süredir okumak istiyordum. Ama şu üst kattaki deli kadın çıkınca böyle Bronte kardeşleri daha çok bir okuyasım geldi. Buna da Uğultulu Tepeler'le bir başlangıç yapacağım. Çünkü çıktığı ilk zaman Uğultulu Tepeler pek beğenilmemiş olsa da yani bu daha sonraki yani günümüzde Uğultulu Tepeler'in daha iyi bir kitap olduğu söyleniyor. Bronte kardeşlerini çıkarttı. O yüzden ben de Bronte'lerle bu Uğultulu Tepeler'le bir giriş yapmak istiyorum. Kitabın konusunu bilmiyorum. Zaten ben hangi kitabın konusunu biliyorum ki. Ama bu ay okumaya çalışacağım. Birazcık kalınmış. 450 sayfa ama inşallah okuyabilirim. Bir sonraki kitabım şu an görünce şaşkınlığa uğradığım Ölü Canlar. Ben bu kitabın bu kadar kalın olduğundan habersizdim. Zannediyorum ki 200 sayfalık kitap. Bu kitabı niçin okumak istiyorum? Gilmore Girls adlı bir dizi var. Bilenler bilir. Rory bir sezon boyunca en favori kitabının Ölü Canlar olduğunu söylüyordu. Ben de hazır tekrar klasik okuyorum. En sevdiğim karakterlerden biri olan Rory Gilmore'un en sevdiği kitap olan Ölü Canlar'ı mutlaka okumam gerekiyor diye düşündüm. Şu an kalınlığını görünce birazcık gözüm korkuyor ve yazıları ne kadar ufak. Ben bunu var ya bir ayda zor okurum. 500 sayfaymış. Şu an cidden gözüm korktu. Bu kitapta da bir hasar yok. Ama okuyacağım inşallah. Bir Gilmore Girls fanı olarak bu kitabı okumazsam olmaz. Ayrıca şu Rory Gilmore's Reading List var ya onunla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten beğendiğim kitaplar var içerisinde. Ondan da bir ara burada konuşuyoruz. Şimdi hepsini bir toptan göstereyim. Şu bir kargo kutusunu bir yere atalım. Fiyatlarını söyleyeyim. Google Ölü Canlar 14 lira idi. Uğultulu Tepeler 18 küsürdü. 18-20 mi emin değilim. Bunlarda dediğim gibi %50 indirim vardı. Genç Werther'in Acıları ki okumadığım için hala utanç duyuyorum. 5 liraydı. Kendine ait bir oda bu da 5 liraydı. Ve böyle buydu Zerdüşt 7,5 liraydı. Cidden şu kapakların güzelliğine bakar mısınız? Aşk yaşıyorum aşk. Bayağı güzel. Böyle buydu Zerdüşt'ü ben aslında bundan seneler seneler önce okumayı planlamıştım. Ama çevirisi mi çok kötüydü bilmiyorum. Okuyamamıştım. Şimdi hazır fırsat bu fırsat. Bu ay bunu da okumak istiyorum. İnşallah okuyacağım. Yine güzel, yine hızlı, yine keyifli bir kutu açılımı oldu benim için. Çok güzel kitaplar. İnşallah okurum. Yine kitaplığıma koyup da unuttuğum kitaplardan olmazlar. Ben memnunum.
Umarım siz video hoşunuza gitmiştir, sevmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda, bir sonraki kutu açılımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.